çocuklar konumuz eşitlik. Eşitlik dediğimizde aklımıza eşittir işareti geliyor. Eşittir işaretiyle nerede karşılaşıyoruz? Harikasınız. İşlem sonuçlarında karşılaşıyoruz. Bakın birincisini bulduk. Buradaki işlem sonucunda yani 15 ile 25'i topladığımızda bunun 40'a eşit olduğunu ifade ediyoruz. İkinci durumda dengede karşılaşıyoruz. Denge durumunda nasıl karşılaşıyoruz? Eşitliğin iki tarafındaki işlem sonuçlarının birbirine eşit olduğunu söylüyor. 9 ile 4'ü topladığımızda 13, 7 ile 6'yı topladığımızda 13. Bakın iki taraftaki işlem sonucunun dengede olduğunu ifade ediyor. Eşitliğin İki tarafındaki işlem sonucu birbirine eşit yani dengede. Verilen işlemdeki sonucu bulursak eğer verilmeyen sayıya ulaşabiliriz. Birincisini yapalım. Eşitliğin sol tarafındaki işlemi yapabiliriz. Burası kaç yapar? 20. Öyleyse eşitliğin diğer tarafı da 20 olmak zorunda çocuklar. Dengede olması için 9'a kaç eklersem 20 yapar? Harikasınız. 11 eklersek 20 yapar. Bakın verilmeyen sayıyı bulduk. 11. Buradaki işlemi yapıyoruz. 40. Öyleyse eşitliğin diğer tarafı da 40 olmak zorunda. 30'a eklememiz gerekiyor. Kaç eklersek 40 yapar? Harikasınız. 10 olarak bulduk. İşlemi yapıyoruz. 21. Öyleyse eşitliğin diğer tarafı da 21 olmak zorunda. 13'e kaç eklersem 21 yapar? 8. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.